Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Yeliz bacınız ufak bir kahvaltı hazırlığı yaptı. Çocuklar da aldılar kreplerini, peynirlerini. Odalarına çekildiler. Ben de burada bakın şöyle dağınık salonumuzda kahvaltı yapacağım. Nerede yatacağımızı şaşırdık dün gece arkadaşlar. İnanın o kadar sıcaktı, o kadar sıcaktı ki şurada Cansucum yattı. Burada ben yattım. Yani sabahleyin ben buraya geldim. Cansu da sonrasında geldi. Üstümü örtmüş esiyor diye. Bugün birazcık esiyor arkadaşlar. Güzel ceryan yapıyor. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi şöyle karnımı bir doyurayım. Ondan sonra güne devam edeceğim. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Çok güzel, çok bereketli, neşeli, mutlu, huzurlu bir gün olsun inşallah. Karnımı doyurayım. Sonrasında hemen işe, güce koşturacağım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Kahvaltı sonrası, ufak bir kahvaltı sonrası hemen şöyle ortalığı bir toparlamaya başladım. Dediğim gibi böyle gece uyuyamadığımız için buralara yayıldık arkadaşlar Cansucum'la beraber. Hemen düzelttim işte koltukları, kırlentleri falan düzelttim. Mutfağa gireceğim, yemek yapmam lazım. Akşam olmak üzere. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Rabbim güzel gönlünüze, kalbinize göre versin. Hangi derdiniz, kederiniz, hastalığınız varsa da şifa versin. Rabbim bedeninize, gönlünüze, ruhunuza şifa versin. Şifalar nasip eylesin inşallah. Kıyma çıkardım arkadaşlar. Yemek yapacağım. Kıymalı bir yemek yapayım dedim. Kolumu da çok zorlamak istemedim. Bugün böyle güne çok hızlı bir giriş yapmak istemedim. Uyandığımdan beri işte kahvaltı sonrası falan birazcık böyle yattım, ettim, dizi izledim diyebilirim. Ondan sonra birazcık yorumlarınıza dönüş yaptım. Baktım kolum böyle hafiften şey yapacak gibi, onu da bıraktım arkadaşlarım. Sulu köfte değil, İzmir köfte yapasım var arkadaşlar. Dün böyle yemek işini biraz hafif geçirdim gibi oldu. Bugün azıcık şöyle detaylı bir yemek yapayım istiyorum. Ama arkadaşlar bir pazar eksiğim var, bir market eksiğim var, anlatamam size. Ali ile beraber böyle markete gidip eksiklerimizi almamız lazım, tamamlamamız lazım. Mutfağı da böyle düzenlemeye başlayınca böyle eksiklere daha da bir hakim oldum gibi. Alacağız inşallah, alacağız bakalım, denk getirebilirsek Ali ile beraber. Hep hani böyle iş yoğunluğu oluyor, ben bir yere gitmiş oluyorum, evin işi oluyor, işte konserve işi oluyor, bir şeyler, bir koşturmaca, bir telaş hayatımızın içindeyiz. Sizler de bizimle görüyorsunuz, yaşıyorsunuz bu telaşlı hayatımızı. Teşekkür ederim ayrıca burada olduğunuz için, bana destek verdiğiniz için, bizi, ailemizi sevdiğiniz için, beni ve ailemi sevdiğiniz için, arkadaşlarımı, çevremi sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'ım sizlere de kalbi gönlü güzel arkadaşlar, eşler, dostlar nasip eylesin inşallah. Gerçekten şu dünyadaki en büyük nimet iyi arkadaş, iyi dost, candan gönülden arkadaş ve her şeyini paylaşabildiğin, sırdaşın, derttaşın diyeyim, her şeyin olan arkadaşın olması galiba. Yani çok şükür Allah'a, çok şükür Rabbime. Rabbim bana güzel insanlar denk getirdi, güzel insanlarla bir araya getirdi. Allah'ım hepsinden razı olsun. Hepsinin kalbine, gönlüne göre versin. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Keşke Bafra'ya ilk geldiğim zaman karşıma çıksaydınız. Siz şimdiye kadar neredeydiniz diyorum onlara hep. Her nasip vaktine esir arkadaşlarım. Vakti gelmeden şu hayatta hiçbir şey olmuyor. Nasip, nasip, nasip. Nasipten öte yol yok. Nasipsiz ne bir lokma yiyebilirsiniz, ne bir adım gidebilirsiniz. Her şey nasip işi. Rabbim nasiplerimizi güzel eylesin diyeyim. Birazcık daha şöyle bir ortalığı toparlamaya devam edeyim arkadaşlar. Balkonumda fasulye konservelerim bekliyor. Dün akşam Emine ile sandalye tepesinde balkonda sohbet ettik.
Uzunca bir sohbet ettik işimizi bitirdikten sonra. Balkon takımını soran arkadaşlarım olmuş. Geçen gün Aslı'da kaldığımızda aradım arkadaşlar. Aldığımız mağazayı aradım. Bana dediler ki bir ay sonrasına söz verelim. Garanti olsun. Niye gelmedi, niye hala getirmediniz diye sıkıntı olmasın denildi. Ve bir ay olunca ayın 15'inde aradım. Dediler ki daha gelmedi, haftaya gelecek. Dedim ki ben onu bekliyorum, evin düzene sokmaya uğraşıyorum. Hani gideceğim yerlere de gidemedim. Gelecek, ha gelecek, ha gelecek diye dedim. Ondan sonra hani bir ay sonrası olsun, garanti olsun demiştiniz dedim. Vallahi ben de aynısını fabrikaya söyledim dedi. Size söylediğimin aynısını fabrikaya söyledim. Bir ay sonrasına söz vermiştim dedim dedi. Ondan sonra fabrikada şey demiş, hani bütün ürünler hepsi, bütün siparişler toplanıyor ve öyle üretime başlanıyor falan demişler. Ankara'dan gelecek arkadaşlar bu arada. Öyle olduğu için yine beklemedeyiz. Dedim haftaya ne zaman gelecek? Haftaya da ya hafta içi ya hafta sonu. Arkadaşlar ne kadar net cevaplar değil mi? Ya hafta içi ya hafta sonu gelecek denildi. Sağlık olsun bakalım. Sorunsuz bir şekilde gelsin de arkadaşlar. Gerisi çok da önemli değil. Balkonu da ayarlamam lazım. Evin içinde bazı değişiklikler yapmam lazım aslına bakarsanız. Sandığı balkondan Caner'in odasına götürmem lazım. Çiçekleri artık balkon takımı geldikten sonra bir şekil veririz, bir şeyler yaparız. Neyse Yeliz bacınız yine çok konuştu. Ben şimdi mutfağıma gireyim. Yemeklerimi halledeyim. Konserveleri de kilere yerleştirmem lazım. O işte var. Domates konservelerim de soğumuş. Göstereyim size. Onlar da çok güzel bir şekilde soğudu. Kapağını da tuttu. Hani fasulye gibi olmuyor arkadaşlar. Fasulyeyi bu şekilde yaptığımda kapak atanlar olmuştu. O yüzden garanti olsun diye suda kaynatıyorum. Domatesler de hazır. Fasulyeler de hazır. Rabbim sağlıkla yemeği nasip eylesin inşallah. O zaman ben kalkayım. Kileri de düzenleyeceğiz. Dün yaparız diyordum ama yetiştiremedim, olmadı. Son anda böyle domatesi yapmaya karar verince olmadı yani. Kalkıyorum. Hadi günümüzü tamamlayalım. Çok güzel geçsin günümüz. Bereketli, huzurlu, mutlu ve neşeli geçsin inşallah. Haydi bakalım. Cansucuğum filtre kahve makinemizi çalıştırdı arkadaşlar. Şöyle kahvemiz demini alsın, demlensin. Ben de o sırada yemeğime devam edeyim. Hemen buradan malzemelerimi hazırladım. Ön hazırlığımı yaptım. Patatesimi, soğanımı getirdim. Şöyle kıymamın içine ekmek ufaladım. Bayat ekmek, maydanoz, sarımsak, yumurta, karabiber, tuz ekledim. Kimyon ekledim. Pul biberim kalmadı arkadaşlar. Kekiğim de kalmadı. Diyorum ya market eksiğim, alışveriş yapmam gerekiyor market eksiğim çok diye. Şimdi önce patateslerimi bir soyacağım. Tavaya alacağım. Şöyle hafif kızarır gibi olurken o sırada köftemi şekillendiririm diye planladım. Hemen yemeğimizi halledelim. Burada konservelerimiz de yerine yerleşmek için bekliyor. Şöyle soğudular artık. Mis gibi de oldular. Kapağı da tuttu çok şükür. Rabbim sağlıkla yemeği nasip eylesin inşallah. Biraz daha beklesinler bakalım. Ondan sonra yerine yerleştiririz. Kileri ayarlamam lazım. Bunu buradan kaldırmadan kileri ayarlamam lazım. Yani yerini bir düzenlemem lazım. O zaman hızlıca şu yemek işini bir halledelim bakalım.
patateslerimi bir güzel rengi dönene kadar soğanla beraber kavurdum arkadaşlar. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Birazcık su ekliyorum. Şöyle. Soğanlar da güzel bir karamelize oldu tabii patateslerle beraber. Şimdi üstünün köftelerini ekleyeceğim. Yemeğimi ocağa koydum arkadaşlar. Radyomuzun sesini de kısalım. Şimdi yanına da şöyle sebzeli bulgur pilavı yapasım var. Ali Beyciğim geldi. Arkadaşlarım haydi markete gidelim diyor. Market eksiklerini alalım diyor. Ama o kadar bunaldım ki sıcaktan. Yani esiyor ev bugün esiyor ama. Ama sıcak. Yani yine de o sıcağı hissediyoruz yani. Neyse bakalım ben hemen şu pilavımı da bir halledeyim. Ali Bey de bunalmış. Haydi gidelim gelelim diyor. Çok bunaldım. Çok yoruldum. Haydi gidelim gelelim diyor. Bilmiyorum hani belki de gitmeyiz. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben de çünkü çok bunaldım şu an. Ocak başında. Öyle. Öyle bakalım. Bugün yani menüde İzmir köfte ve sebzeli bulgur pilavı var. İzmir köfteye şimdi maydanoz koyulmuyor falan diyenler olur belki. Her yiğidin yemek yiyişi farklı mı diyelim arkadaşlar, ne diyelim, ekliyoruz yanına bir şeyler, ekliyoruz, çıkartıyoruz, abartıyoruz, yapıyoruz bir şeyler, karnımızı doyuruyoruz işte. Azıcık şurada dinleneyim de ondan sonra bulgur pilavına geçeceğim, sebzeli bulgur pilavına. Onu da bir halledersem yemek işim tamam sayılır. Şöyle domatesli bulgur pilavı da yapıyorum arkadaşlar, dediğim gibi sebzeli yapacağım dedim, hani biber soğan da eklerim diye planlamıştım ama sonradan vazgeçtim. Domatesin kabuğunu bile soymadım arkadaşlar. El rondosundan geçirdim şöyle. Sadece domatesli olsun istedim. Suyumu da kaynattım. Tuzunu da ekledim. Şöyle suyumuzun eklemesini yapalım. Ve pilavımızı da pişmeye bırakalım bakalım. Güzelce bir pişsin. Biraz daha su eklemesi yaparım. Çünkü bu bulgur baş bulgur arkadaşlar. Bayağı bir iri taneli. O yüzden pişmesi de birazcık uzun sürüyor. Güzel de su çekiyor. Arkadaşlarım şöyle merdivenimizi getirdik. Çünkü ışığımız arızalandı. Bacılarım hemen göstereyim size. Bakın şöyle tavanda led ışığımız var biliyorsunuz. Onun bu tarafı yanmıyor arkadaşlar. O yüzden Ali Beyciğim de ustamızı çağırdı. Daha önceden görüşmüşler, konuşmuşlar. Usta unutmuş. Alişim az önce tekrar aradı. Tamam abi 10 dakikaya geliyorum dedi. Gelecek. Bir yapacak bakalım. İnşallah tamamen değiştirme işi çıkmaz. Çünkü telefonda şey demiş. Olmadı abi bütün şeyi değiştiririz demiş. Bütün ledi değiştiririz demiş. Taktırdığımız arkadaşı çağırdık zaten arkadaşlar. Ay bir de güzel esiyor bugün. Bir de güzel esiyor. Dışarıda hava da böyle bozuldu. Hava kapandı arkadaşlar. Bulutlandı bayağı. Belki de yağmur gelecek. Keşke gelse. Şu sineklikten de gösteremiyorum ki. Heh, şöyle bakın. Güzel serinledi yani yalan değil. Üzmüş. Üzmüşüm. Üzmüşüm. Baksana bir anneye ya. Baksana bir anneye. Yok anneye bakmak yok.
Hoş geldiniz Ali Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ben iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl geçti ben günün? Ben iyiyim, sağ ol, sağ ol. Nasıl geçti günün? Nasıl geçti? Biraz serinleyince çok iyi oldum. Klima var ya zaten senin. Genel olarak diyorum ben. Hep klima altında bekliyorum yani. Ben hiç dışarı çıkmıyorum evladımla. Hiç aramıyorsun ki beni, ne bileyim. Arayınca klimanın altında oldun mu? Evet, ben seni hep klimanın altında hayal ediyorum. Klimanın altında Seyfettin var ve kapat duruyor boynuna. Evet, için. Boyun fıtığı olduğu için ne yapsın, adam da öyle. Yani sağlığı sıkıntıya giriyorsa yapacak bir şey yok. Yani. Sen oraya geç. Deniz manzaralı. Manzaralı yer diye bırakmıyorum. Olsun, canı sağ olsun hemşerimizin. Üzmoş dışarıyı izliyor arkadaşlarım. Ali Beyciğim eve gelirken marketten ne alınacak dedi bana. Aradı. Sonra? Sonra hiçbir şey alamadım. Domates aldım geldim. Evet. Beraber alırız dedim. Hiç çıkasım da yok benim. Niye böyle oldu? Ben gideceğim herhalde. Beraber gitmeyecek miyiz? Yok, ben hiç. Beraber gideriz. Yalnız bırakmam ben onu. Anlatsana, anlatsana. Borsa düştü bu arada. Evet. Ha, geldi. Kapı usta çaldı. Geldi. Usta geldi. Hadi usta aç bakalım. Yetişti. Arkadaşlarım, çok şükür salonumuzun lambası yapıldı. Sonrasında karnımızı doyurduk, akşam yemeğimizi yedik. Sonrasında koltuklarda uyuduk kaldık arkadaşlarım. Hatta Ali Beyciğim şurada yerde uyumaya devam ediyor. Saat şu an 2'ye 10 var. Ay, yemeği yedikten sonra şöyle uzandık. Televizyonda da bir Türk filmi falan bir şey vardı işte. Komik, eğlenceli bir şey vardı. Onu izliyorduk. Ondan sonra ben uyumuşum kalmışım. Bizimkiler maç açmış. Allah'ım, bunalarak bir uyandım, baktım yerde ikisi yatıyor. Caner, su ver oğlum bana falan dedim böyle. Uyumuşlar. Babalı oğullu uyumuşlar. Üçümüz birden böyle buralarda uyumuş kalmışız. Ya çok da sıcak oldu arkadaşlar bugün. Yani hava esiyordu, güzel esiyordu ama yine de çok sıcaktı. Bunaldık yani, herhalde şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yaz galiba. Bilmiyorum, ondan demin değilim. Öyle işte arkadaşlar, bugünümüz böyle geçti bizim. İkiler işi yine kaldı. Domates konserveleri tezgahta bekliyor. Onu da halledemedik. Market alışverişine gidecektik. Usta falan gelince o da kaldı. Öyle. Bugün böyle geçti. Bugünün nasibi böyleymiş diyelim. Benim de buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim güzel günler göstersin, güzel günler yaşatsın her birimize inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Samsun'dan, Bafra'dan, nerede yaşıyorsanız, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi ilçede, nerelerde yaşıyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.